Sevgili arkadaşlar, Kripto Analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz. Bitcoin'e bakacağız arkadaşlar. Bitcoin'deki güncel durumu inceleyeceğiz. Bunun dışında yine Bitcoin ile ilgili 5 ünlü Bitcoin tahmincisi BTC için bu seviyeler geliyor şeklinde bir haber paylaşıldı. Bunu da bu videoda sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, Bitcoin'de ciddi anlamda yükseliş devam ediyor. Son 24 saatte %4 daha değer kazanarak 23.190 dolara yükseldi Bitcoin. Gün içerisinde en düşük 22.321 doları, en yüksek ise 23.282 doları test etti. 24 saatlik hacim %26.70 artarak 33 milyar 589 milyon 503.164 dolar olarak gerçekleşti. Birim fiyatının artmasıyla paralel olarak market değeri de %4.01 artarak 446 milyar 827 milyon 258 bin 493 dolara yükseldi. 24 saatlik hacmin market değerinin oranı %7.51. Bu Bitcoin gibi büyük market değeri olan bir coin için oldukça yüksek bir değer. Bitcoin her zaman olduğu gibi coin market cap sıralamasındaki mevcut market büyüklüğüyle birinci sırada olmaya devam ediyor arkadaşlar. Evet, genel durum bu şekilde. Gelin şimdi bir de kısa, orta ve uzun vadedeki durumu inceleyelim. Haftalık olarak %16.38 getiri, aylık olarak %37.87 getiri, 3 aylıkta %20.79 getiri, 6 aylıkta %2.73 getiri. İçinde bulunulan arkadaşlar, ayı sezonunda yıllık %42.99 kayıp olmasına rağmen 2023 başı itibariyle bakıldığında %40.30 gibi ciddi bir getirisi olduğunu görüyoruz Bitcoin'in ve bu tırmanış devam edecek gibi duruyor diye değerlendiriliyor. Evet, şimdi bir de gelin 5 ünlü Bitcoin tahmincisinin BTC için bu seviyeler geliyor şeklindeki haberini inceleyelim. Bitcoin piyasa gücü 2018 ayı piyasasının ardından gelen koşulları kopyaladığından yeni bir büyük rally içinde. Son analizlere göre Bitcoin göreceli güç endeksinden RSI gelen önemli sinyaller sayesinde biraz konsolidasyondan sonra yükselmeye devam edecek deniyor. Bitcoin daha önce hiç görülmemiş bir yükseliş sapması gösteriyor. BTC fiyat artışları devam ediyor. Bu nedenle Bitcoin boğaları mevcut rally'nin uzun ömürlülüğüne dair yaygın güvensizliğe rağmen giderek daha güvenli hissediyor. Kripto analisti Crypto Wolf için şu anda devam etmekte olan önemli bir fenomen Bitcoin'in en son toparlanmasını diğerlerinden ayırıyor. Analiste göre Bitcoin 18 Ocak'ta RSI'nin haftalık zaman dilimlerinde uzun zamandır beklenen bir yükseliş sapması yazdırdı. Bu daha önce hiç olmamış bir şey. Crypto Wolf bunu şu şekilde ifade ediyor. Bitcoin nadir bir haftalık RSI yükseliş sapması yayınladı. Bitcoin tarihinde bu hiç olmadı. Hayatta nadir karşılaşabilecek bir fırsat şeklinde açıklama var. RSI traderlar tarafından bir varlığın belirli bir fiyattan aşırı alım mı yoksa aşırı satış mı olduğunu belirlemek için kullanılan temel bir gösterge. Wolf teknikler oradaydı. Grafikler dibe vuruyordu. Ancak her zamanki gibi çoğunluk tam ayı modundaydı diye ekliyor. Analist önce bir miktar konsolidasyon sonra şeklinde devam ediyor. Bununla birlikte Bitcoin'de en son 2019'un başlarında önceki ayı piyasasının sonunda görülen türden bir rönesansı tekrarlamaya başlıyor. Sosyal medyada Alan olarak da bilinen trader ve analist trader Tardigrade bu sayede güzel günlerin bir süre daha devam edeceğini öngördüğünü belirtiyor. Geçen hafta takipçilerine Bitcoin RSI ve fiyat eylemindeki modeli 2019'un dibine kadar tekrarlıyor dedi. Ayrıca analiz şu şekilde açıklamalarda bulundu. Günlük grafikte birinci RSI aşırı alım bölgesine doğru güçlü boğa trendi. İkinci Bitcoin bundan daha önemli bir düşüş yaşadı. Üçüncü ani alıcılar Bitcoin satın aldı. Bir miktar konsolidasyonun ardından büyük rally gelecek şeklinde açıklamalarını yapıyor. Bu arada TradingView'den alınan verilere göre günlük RSI %87'ye yakındı. Bu Bitcoin'in Nisan ayında 58 bin dolar ve Kasım'da 69 bin dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyelerini belirlemesinden aylar önce Ocak 2021'den bu yana en yüksek seviyesi. Bitcoin için 20 bin doların altı çok düşük ihtimal. Kripto analisti Tom Weiss, Bitcoin'in 20 bin dolarlık kilit psikolojik seviyenin altına çekilmesinin artık gerçekleşmesinin pek de mümkün olmadığını söylüyor. Weiss, 20 bin doların altına düşme ihtimalinin Bitcoin'in 22 bin dolar üzerine çıkmasından sonra büyük ölçüde azaldığını ifade ediyor. Bu bağlamda analist şu açıklamayı yaptı. Eğer Bitcoin dünkü yüksek seviye olan 21.650 doların üzerine çıkarsa bence şimdi 20.000 doların altına inmek çok çok olası değil. Haftalık Bitcoin grafiğine bakan Weiss bu göstergenin Bitcoin'in uzun vadede daha fazla yukarı yönlü potansiyele sahip olduğunu gösterdiğini söylüyor.
analiz. RSI çok iyi. RSI'nin yukarı yönde bolca yeri var. Daha önceki yüksek salınımını bile kırmadı. Yani haftalık RSI hala zar zor yükseliyor diyor. Wise ayrıca Bitcoin'in Kasım ayında 16 bin doların altına düştüğünde ayı piyasasının dibini bastığına inandığını belirtiyor. Bu doğrultuda şunları ekledi. Finansman oranı sadece BitMEX fonlama oranı nedeniyle size hey bu muhtemelen en dip nokta dedi. Fonlama oranları aslında harika bir gösterge. Bana göre bu düşüşün muhtemel olduğunu, kesinlikle olmadığını ancak büyük olasılıklı olduğunu gösterdi şeklinde açıklamalarını tamamlıyor. Piyasa katılımcıları traderların kriptoda aşırı yükseliş mi yoksa düşüş mü olduğunu gösterdiği için fonlama oranını yakından izliyor. Kasım'ın 2022'de tanık olunanlara benzer şekilde son derece negatif fonlama oranları traderların kriptonun düşmeye devam edeceğine dair yoğun bir şekilde bahse girdiğini öne sürdü. Bu da ters yönde güçlü bir tepki için bir kurulumdu şeklinde belirtilmiş. Bitcoin'in fiyat artışının arkasında balinalar var. Sentiment böylesine önemli bir fiyat artışının başlıca nedenlerinden birinin oldukça büyük bir üst düzey balina sürüsünün son zamanlardaki etkinliği olduğunu iddia ediyor. Şirketin analistleri bu cüzdanların 10.000 Bitcoin tutabileceğini tahmin ediyor. Son 2 hafta içinde ortaklaşa 1.46 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldılar. Bu da toplam olarak 64.638 kripto para demek. Geçen yıl Şubat ve Aralık ayları arasında bu balinalar Bitcoin'lerini satmakla meşguldü. Son 15 günde agresif alımlarına yeniden başladılar şeklinde haber tamamlanıyor arkadaşlar. Evet, Bitcoin'deki genel durum ve Bitcoin tahminleri bu yönde. Umarım bu videodaki bilgiler Bitcoin'de yatırım olan veya Bitcoin'e yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Bu arada bu videoda verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir uyarısıyla videoyu sonlandırıyorum. Kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın sevgili arkadaşlar.